Sizi duyar gibiyim. Neden derseniz, çok fazlaca yazdınız bana. Suna abla, çocuklarımız için bir çözüm üretir misin dediler. Çok sivrisinek oluyor yazlık yerlerde. Yazlık yerlerdeki sivrisinek ısırığını iyileştirmek için ve sivrisineği kovucu bir çözüm ürettim. Çok eski bir tarif aslında ama unutulmuş bir tarif. Tekrar gündeme getirdim ben size. Biliyorsunuz ki ütü suları vardır. Hani ütülerde kullanırız. Damıtık su diyoruz buna. Şöyle bir su bardağı kadar damıtık su koyuyorum. Ondan sonra içerisine hani evleri silerken eskiden Arap sabunu çok kullanırdık. Artık kullanalım diye düşünüyorum. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da Arap sabunu koyuyorum. Bu kaşık küçük olduğu için biraz daha koydum. Evet, önce onu bir şöyle karıştıralım. Çok basit, çok ucuz, çok faydalı ve inanın ne sivrisinek sizi bulacak. Ne de çocuklarınızın hani eğer bir yerde ısırdıysa da bununla silin hemen iyileşir. Biliyorsunuz Arap sabunu aslında çok zararlı bir şey değildir. İçerisine bir de uçucu yağlardan işte biberiye yağı, nane yağı istediğinizi katabilirsiniz. Ben biberiyeyi tercih ediyorum. Şöyle az bir şey biberiye yağından şöyle bir 10-15 damla damlatıyorum. İstersek biraz da nane koyalım. Bunu biraz açamadım. Şurada bir tane daha var. Evet. Şöyle. Siz görmüyorsunuz ama onu da damlattık. Mis gibi koktu. Ne yapıyoruz? Bakın. İnanılmaz derecede basit, ucuz bir çözüm. Hemen şöyle bir spreyli şişe, basit çiçekçilerde bulabilirsiniz, pazarlarda bulabilirsiniz. Çok ucuz. Hemen şöyle dolduruyorum. Göreceksiniz. Bir de kokusu o kadar güzel oldu ki. Bakın, tam ölçü oldu. Şimdi bunu spreyli bir şeye boşalttık. İçerisine sevdiğiniz kokuları da koyabilirsiniz. Böyle karıştırıp kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şu şekilde. Mis gibi koktu valla. Aynı zamanda size bir önerim olacak. Hani suyla Arap sabununu karıştırın. Çiçeklerinize bazen sinekler geliyor. Küçük küçük minik minik. Onlara da sıktığınızda sinekleri kovmuş oluyorsunuz. Çiçekleriniz de zarar görmemiş oluyor. Çünkü kimyasal bir şey sıkmıyorsunuz. Çiçekleriniz de size teşekkür eder. Çünkü çiçekler de bir candır. Benim için bir canlıdır ve onları çok seviyorum. Böyle sinek geldiği zaman da sıkıyorum. Bu şekilde sinekleri de kovmuş oluyorum. Ne dersiniz? Nasıl bir çözüm değil mi? Lütfen bunu yapın. Bana da teşekkür edeceğinizden eminim. O kadar güzel ki, o kadar yararlı ki, çocuklarınız alerji olmadan, çok kimyasallar sürmeden, çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tarif. Sağlıkla kullanın, sağlıkla kalın, sineklerden uzak bir yaşamla iyi bir tatil geçirin efendim. Hoşça kalın. Haftaya tekrar sizlerin sorularınıza yönelik güzel tarifler bulacaksınız.